Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyük İsrail planının bozguna uğratıldığını söyledi. Kim açıkladı bu ifadeyi? Filistin İslami Cihat Hareketi Tahran temsilcisi Ebu Nasır Şerif. Aksa tufanı ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyük İsrail projesinin bozguna uğratıldığını söylüyor. Asıl savaşlarının İsrail'de değil Amerika Birleşik Devletleri ile olduğunu da ifade ediyor. Ve nihai zafer içinde tek yolun dik duruşu ve direnişi sürdürmek olduğunu vurguluyor. Aksa tufanı Amerika'nın İsrail'i güçlendiren desteğine rağmen sürmektedir. Filistin İslami Cihat Hareketi Tahran temsilcisi Ebu Nasır Şerif, 7 Ekim Aksa tufanının kazanımları hakkında önemli değerlendirmeler yaptı. İkinci İsrail projesine dikkat çekti. Biz İsrail'le savaşmıyoruz. Biz Amerika ve tüm Batı'nın bölge projelerine karşı savaşıyoruz. Amerika'nın İsrail'i bölgenin en güçlü devleti yapma, başta İran olmak üzere diğer bölge güçlerini Büyük İsrail'le bastırıp kontrol etme planını bozguna uğrattı. Ulusal kanala özel açıklamalar yapan Şerif, Aksa tufanıyla Filistin davasının tüm dünyaya yayıldığını belirtti. Aksa tufanı Filistin hikayesinin tüm dünyada duyulmasını, bilinmesini, desteklenmesini sağladı. İsrail'in sınır tanımayan caniliklerinin, katliamlarının, ahlaksızlığının ortaya çıkmasını, herkes tarafından anlaşılmasını, hesap vereceği sürece girmesini sağladı. Bu süreç İsrail'in yargılanmasını sağlayacak. Arap ülkelerini Filistin halkına yeteri kadar destek vermediği için eleştiren Şerif, mücadelelerinin başarıya ulaşacağını vurguladı. İsrail'in eziyetleri canavarca gerçekleştirdiği katliamlar, saldırılar uzun sürmeyecek. İsrail böyle bir güce sahip değildir. Saldırıları mutlaka sonlandıracaktır. Nihai zafer için ihtiyacımız olan tek şey dik duruşumuzu, direnişi sürdürmektir. Yemen'in Tahran Büyükelçisi İbrahim Muhammed El-Deylemi de Aksa tufanının yıl dönümü hakkında değerlendirmeler yaptı. Kızıldeniz'de İsrail'e giden gemileri engelleyen Yemen'in Büyükelçisi El-Deylemi, Filistin halkına destek için mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti. Bütün hedeflerimizi gerçekleştirene kadar mücadelemizi sürdürmekle ilgili Filistin halkına verdiğimiz sözümüzü yineliyoruz. Biz savaşın tam kalbindeyiz. Savaşımızın birçok taktiğini değiştirme, yeni hedefler belirlemenin sırası geldi. Zafere kadar savaşımızı sürdürüyoruz. Ve mazun hatta nasr inşallah.